Var olan her olayı fakirlik, zenginlik üzerinden yorumlayan insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Yani Marksistler hakkında ne düşünüyorsun dedin? Var olan her olayı sınıflar hakkında. Bu hep dediğim bir şey. Hayatı yaşamanın bir tek yolu yok. Allah bir tek ahlaki normatifliği çizmiştir. ...ahlakı merkeze koyacaksın... ...çünkü bundan sınav ediliyorsun... er ey, ey, ...ey insan... ...fakat... ...bunun dışında kalan konularda... ...bir normatiflikte... ...normatif... ...bir... ...kural koymamıştır... ...çünkü hayatı... ...zengin olarak da... ...mutlu bir şekilde yaşayabilirsin... ...orta karar... ...gelirin olarak da... ...mutlu bir şekilde yaşayabilirsin... Ee, ...yüksek gelir ile... Mutluluk arasında ahım şahım bir oran yok. Ahım şahım bir korelasyon yok. Yani buna tabii fakir tesellisi diyoruz hep işte mutluluk para getirmiyor abi ya. E şöyle belirli bir yere kadar getiriyor ama çok para ile yeterli para arasında mutluluk üzerinde ahım şahım bir fark göremiyoruz bu konuda yapılan epey bir çalışma var. Tabii bunda bir de zengin ülkelerle şey ülkeleri kıyaslamak biraz sağlıksız oluyor fakir ülkelere. çünkü fakir ülkeler pek çok açıdan bok. Bireyler üzerinden yapıldığında aynı toplumda yaşayan orta gelirli, yüksek gelirli insanlar arasında yapıldığında mutluluk açısından pek de bir fark göremiyoruz. Ee, ama para iyidir tabii ki yine de. Para imkan demektir. Kimi insan çok imkan ister. Kimi insan az imkanla da mutlu olur. Ha kimi insan da yine çok imkan ister ama parasız da o imkanlar önündedir mesela. Ya ben ölene kadar şu internetin başında okuyup yazarak yaşayabilirim. Benim için ideal bir hayat. Çok param olsaydı evimi değiştirirdim. Daha ferah bir eve geçerdim. Şöyle ahşap, müstakil falan. Onun dışında bir işe girişmezdim falan. Mutluluğum üzerinde çok büyük bir etki yaratmazdı ki biliyorsunuz bir polar hastasıyım. Yani götüme külçe altında soksanız bunun bir kolara bir faydası yok. Yani artık eskidi bu ayrımlar. Yani zengin, fakir, şu, bu her şeyi sınıf üstünden yorumlamak falan yapmayın artık. Yani yap geçim derdi olan birisi nasıl mutlu olabilir? işte ben daha çok şey dedim. O onları hesaba katmadım da. Hayatını idame ettirecek kadar parası olanla, orta karar geliri olanla zengin arasında o kadar da mutluluk açısından fark yok dedim.